Evet, sevgili Lifewave ailesi, sevgili izleyiciler, bugün Eskişehir'de Sebahat'in evine, Sebahat'in ailesinin evine ziyarete geldik. Onlara konuk olduk. Biliyorsunuz ki Sebahat bizim kardeşimiz ve bu Lifewave ile tanıştığı süreçten bu yana yaşadığı etkileri hepsini sevgili ailesinden, annesinden öncelikle dinleyeceğiz. Ve sizlere bu konuda da aydınlatıcı bilgi sunmak istiyoruz. Öncelikle sormak istiyorum size. Annesi olarak Sebahat'in rahatsızlığı nedir? Ve bu süreçte, bu rahatsızlık döneminde neler yapıldı? Bize biraz bahsederseniz çok seviniriz. Orta ikiye gittiği süreçte yürüme dengesi bozuldu. Evet. Biz onun önceleri romatizma dediler, eklem romatizması. Çok Evet. gezdirdik doktorlara. Orta üçe gittiği sene daha kötüye gitti. Onunla tıpa sevk etti yani bu sigorta filan. Tıpta Frederick Ataksis'i diye Dendi, teşhis dendi. konuldu. Kas erimesi. Vücutu yöneten beyinde damar tıkanıklığı olmuş. Yani çok gezdirdik. Orası çare yok dediler. Tedavisi yok dediler. Ankara'ya sevk ettiler. Ankara'da çok incelendi. Kastan adaleden parça aldılar. Da o parça da işte daha da parça almadan önce yürüyordu. Parça alınmayacağı işte. O alındıktan Parçadan sonraki sonra durumu yürüyor kötüye zaten. gitmeye Daha başladı. kötüye gitmeye Peki, başladı. Sebahat o durumdan sonra yatarak mı hayatını idame ettiriyordu? Bir daha kendi işini kendi göremez oldu. Hep koluna giriyorduk yani. Anladım. Okulunu zor Yani bitirdi. şöyle Üniversite oturamıyordu, doğru mu? yok asla Peki, oturamıyordu. o süreçten sonra sevgili Eskişehir'den direktör liderimiz Kıyam Bayram Bey sizlerle görüşüyor. Evet. Ve ondan sonrasında Lifewave ile tanışıyorsunuz. Evet. Asıl bizim için önemli olan her zaman dediğimiz ürünlerin içeriğinde bir bant teknolojisi ve bu teknoloji içinde içeriğinde herhangi bir etken madde yok. Mucizevi bir buluş diye söylemiştik. Evet. Kullanmaya başladığı andaki süreci bizlerle paylaşır mısınız? Ne değişiklikler ne farklılıklar oldu? 4 gün önce Sebahat Hanım'a uygulama yapmıştık. Sebahat'te güzel gelişmeler var. Elleri ısınmaya Elleri başladı. Elleri ısındı. açılmaya başladı. Tabii elleri. Parmaklar çözüldü. Bir de en önemlisi, Sebahat nasılsın, iyi misin? Çok güzel. Bak iyiyim diyorsun. Gelişmeler var Allah'ın izniyle. Ben de iyiyim. Sebahat ben de iyiyim. Güzel ben de iyiyim kızım. Aman iyi olayım. İyiyim ben. Sen iyi olunca biz daha iyi olacağız. Nasıl hissediyorsun kendini? İyi misin? Oh maşallah. İyi, çok güzel. Çok güzel. Sebahat 4 ay 4 gün önce yaptığımız uygulamadan beri ilk defa yanına geldim ama telefonla hep annesinden soruyordum. Annesi de güzel haberler veriyordu. Kolları ve ayakları buz gibiydi. Şu anda elleri sıcacık, kan yürümeye başladı ama çok halsiz ve çok zayıf. İnşallah yakında Sebahat'ı ayağa kaldıracağız. İnanılmaz bir şey yani. Ben bunu Kıyam Bey'den duydum. İnanmadım ama beyime sordum yani. Böyle böyle bir bant varmış. Hücre yeniliyormuş. Kök hücre diye. Eşim de inanmadı. Biz dedi yıllarca uğraştık. 30 senemizi verdik dedi yani. Tedavisini bulamadık dedi. Bir bant mı tedavi yaptık dedi. İlk buradan mı İnanmadık başlamışsın? ama sen de X39'da. evet. Evet. İyon ve X39. Sen bunu denemeden durmazsın dedi. Köyde de oturuyor eşim de verdi parasını mesela bana getirttirdik. Taktığımız gün Allah'ım ya Rabbim sıcaklık geldi ayaklarına. Vücut soğuktu. Hemen orası bu, çok önemli. Dizden aşağı buz dizden gibi. Aşağısı, Buz gibi derim. Bak, Evet. Kan yürümüyordu yani. 25 senedir diyelim. 20 senedir dizden Ayaklar buz aşağısı gibi. buz Kollar buz gibi. gibi. Kollar da buraya kadar buz gibiydi. O Asla kol... ısınmazdı. Ben kaloriferli evimde zoba yaktım kızım için. Isınır mı ki diye. Yok ısınmadı. O gün sıcaklık geldi. Şok olduk yani hepimiz. Ailecek. Sonra ertesi gün konuşmaya başladı. Ya biraz 2-3 gün sonra aklı başına geldi böyle. Hiç konuşmuyor muydu? Yok 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 konuşmuyor da. hiç. 2012 yılında kalmış. Anne de 2012 yılındayız değil mi dedi bana. Nasıl yani üzül. Bilinçsiz yaşadı ondan sonra.
2012 yılında. 2012'den bu yana hafıza evet, yoktu, konuşamıyordu. Yoktu. Aa, maşallah. 2012 yılında mıyız anne dedi. Yok dedi, 2020 yılındayız dedi, o kadar zaman geçti mi dedi. Böyle yani. Oturamıyordu ama, oturmaya mı başladı sonrasında? Tabii oturmaya başladı. Yani nasıl anlatayım? Şimdi bu 200 günlük bir süreç. Annesi olarak bu 200 günde değişimleri ne gördünüz kendisinde? Ya çok farklılık gördük. Yani benim kızım hayata geri döndü. Yani bunu söyleyebilirim. Bu kolu mesela katlanmıştı. Birinci gün kolu açıldı. Şöyle miydi? Bu şekilde. Böyle, evet. Şöyle duruyordu yani. Böyle de gelmiyordu. Evet. Böyle böyleydi katla. Şurada. Hı hı hı. Bu açıldı Allah'a şükür. Eli de açılıyor. Az bir şey kaldı mesela. Hı hı. Çok böyle asla oturmak ne demek yani? Kaç senedir sadece dümdüz yatıyordu. Şu anda oturuyor. İnşallah yani bizim yanımıza kahvaltıya da gelecek. İnşallah. İnşallah özledim diyorum. Kesinlikle. Zaten en büyük evet. Şokunuz herhalde 2012 yılında mıyız tabii, diye yani. Söylemesi, konuşmadığı bir 8 senelik bir süreç 2012 var. 2012 yılında mıyız? Hayır dedik. 2020 yılındayız dedik. Anne haberleri aç da bir dinleyeyim dedi. Haberleri dinledi. Böyle hep haberleri dinlemek istedi. Ne oluyor dünyada? Ama boyun kısmı dik duramıyordu herhalde. Duramıyordu asla. Boyun düşüyordu sayın canım. Böyle. Ha, yanı başta böyle düşüyordu. Sağa beli, sola beli düşüyordu. De. Şimdi kaslar gelişmeye bir farkı var. Ben net söylemek istiyorum. Sebahat'in gönderildiği bir fotoğraf var. İlk fotoğraf çekip atmıştınız yatarak. Evet. Bir defa Sebahat'in hücre, bu X39'un kök hücreleri aktive etmesinin ilk onarımını kas ve eklemlerden başlayarak sonrasında evet. Kilo almaya başlamış. Şimdi tabii. Biz bunu yakından fark edebiliyoruz. Cilt dolgunlaşmaya evet. Başlamış. Kilo almaya başlamış. Sizin de gözleminiz aynı yönde mi? Yoksa tabii biz aynı yönde, aynı. Yanılgı içinde miyiz? Yok. Aynı yönde. Asla daha yani olduk, bu et diye, yani bu daha vücutunda fazla. Et diye bir şey yoktu. Bir deri bir kemik kaldı. Kollarında kaslar gelişmeye başladı. Kolunu kaldırabiliyor. Evet. Yani kolunu kaldırması için kas olması lazım. Konuşamıyordu demiştiniz. Konuşamıyordu. Şimdi Sebahat'e sormak istiyorum ben. Sebahat nasılsın? El sallayalım mı be? Amerika'ya göndereceğiz bu videoyu, el sallayacağız onlara. Hadi gel Life FM'e el sallayalım be. Bakalım. Evet vallahi billahi. Life FM selam, bak kuvvetliyiz diyor. Evet. Kuvvetliyiz evet, daha da inşallah. Maşallah maşallah diyelim. Sebahat artık bizim ailemizin bir kardeşi. Ve biz sürekli onu takipteyiz. Onun ilerlemesi, onun gelişmesi bizleri mutlu ediyor. Bunu bilmenizi isterim. Sağ olun, şu an halen daha ürünleri kullanıyor galiba. Karnosin şu an en son gelen evet. Ürünümüz. Bununla ilgili de devam ediyor. Ben bu konuda yine Sebahat'e bir tane İon'u getirdim. İon'unla birlikte X39'la başladığı ürünle devam etsin. Yine takviyelerle biz Sebahat'i gözlem altında tutacağız. Ancak şunu söylemek gerekirse. Şimdi Sebahat'in ilk defa ender rastlanan bir rahatsızlık. Friedreich ataksi, evet. Kas ve eklem rahatsızlığı. Tıpta nadir görülüyor galiba. Evet. Doğru mu? Kas ve eklem evet. Rahatsızlığı. Bu tür etkisi olan birçok insanlar var. Dolayısıyla sizlerden ricam, bu ürünle tanışıp vesile olmuş kişi olarak insanlara bir mesajınız var mı? Yaşayan kişiyi hisseden, evet. Özellikle sizin sorumluluğunuz daha da büyük. Evet. Çünkü annesi olarak tamamen gözleminizin altında ve sizin gözleminizde hayatını devam ettiriyor. Tüm değişimleri sizin göz karenizden yaşıyor. Evet. Bir mesajınız var mı bu var tür durumlarla yani. İlgili? Böyle bir hastası olan kesinlikle kullansın. Sağlık problemi evet. Olan herkesin de kesinlikle kullanması gereken. Herkes kullansın. Şimdi öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. Life Wave hiçbir şekilde rahatsızlıklara yönelik ben senin şu rahatsızlığını tedavi ederim demez. Bunu net ve net anlaşalım. Yaptığı etki kök hücrelerin aktivasyonu dediğimiz vücut içindeki bu tür problemlerde sorun olan çalışmayan kas ve eklem problemlerindeki hücre yapılarının değişmesi, tekrardan aktive olması. Evet. Dolayısıyla Sebahat'in Friedreich ataksisi diğer bulunan rahatsızlıklarda destekleyici etki olarak fark gösteriyor. İşte bu da bizim teknolojideki en büyük farkımız. LifeWave'in en büyük farkı. Bizler de sağlık anlamında insanların hayatına öncelikle sağlık ufak dokunuşlar yapıyoruz. Sizin hayatınıza da değerli Kıyam Bayram Bey dokunmuş, ne mutlu bizlere. Uyku durumu nasıl? Yani akşamleyin. Önceden bu bantlara başlamadan hiç uyumaz. Sabahlara kadar anne ağrıyordu yani her tarafı. Ağrıları ne kesildi, hiçbir şey yok. Ağrıları gitti. Gidince uyumaya başladı tabii. Uyuyor artık. Ya yemek yemesi düzeldi. Ben
Devamlı eve doktor çağırıyordum. Elimizden gelen bir şey yok diyorlar. Yemek yemiyordum. Yemiyordum. Serumla mı besleniyordun? Mamayla. Mamayı geçelim demişlerdi. Ha. Ben de yani sıvı gıdalar veriyordum hep. İki sene, üç sene sıvı gıdayla beslendim. Hiç böyle bir lokma ekmeği çiğneyemiyordu aslında. Ama şu anda her şeyi yiyor. Şu anda her şeyi yiyor. Simit yedirdim. Yani simidi özlemiş, şey bak, çalışmaya simit başladı. Önceden sıvı gıdalarla besleniyordu. Şu evet anda katı gıdaları da yiyebiliyor. LifeWife'a çok teşekkür ederim. Eğer bu ürünler olmasaydı Sebat hala burada yatıyordu. Evet. Ve hiç hayattan haberi yoktu. Sadece canlı olduğunu, kiplikleri bazen hareket ettiğinden anladım ben. Çünkü kol felçli böyle. Hiç hareket yok, açılmıyor. Eller açılmıyor. Ayaklar buz gibi, kollar buz gibi. Ve ben vesile olduğum için LifeWife'a, Sayın David Schmidt'e ve bu ürünlerde, üretiminde katkısı olan herkese, bunu Türkiye'ye getiren size çok teşekkür ederim. Her zaman sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi ki LifeWife var, iyi ki ya Türkiye'de vesile oldunuz, Türkiye'ye getirdiniz ve Friedreich ataksisi olan Türkiye'de binlerce insan var. Fakat bir ön yargı var. Yani bu derdin çaresi yok, bu hastalığın çaresi yok diye biliniyor. Zaten annesine söylenen de bu, hiç masraf etmeyin, gidin, bekleyin der gibi. Evet. Ağzımı alıp söyleyemiyorum. Bekleyin dediler resmen yani. Anlatabildim, anladım. Yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok yani. Anladım. Şu anda LifeWife'ın ürünleriyle kendisine geldi, konuşabiliyor, yiyebiliyor. Ve çevresindeki insanlar, kardeşleri, hepsi sevinç içinde. İlk 200 günlük süreci sordunuz. Siz onunla başlayayım ben. İlk gün Kıyan Bey kendisi ellerinde açılmaları görmüş. Daha sonra biz bacaklarında ısınmayı gördük. İştahında değişmeyi gördük. Sürekli ilk hafta içinde yedirdik, midesini çıkarttı falan. Fakat iştahında sonra açılmayı gördük. Birkaç gün içinde. Daha sonra omuriliğinde dengelenme oldu. Boynunda sizin de az önce kafasını tutuyor diye konuştuğunuz gibi vücudunun belirli bölgelerinde sürekli değişmeler gördük ilk bir ay içinde. Sonra biraz daha iyileşme gördük bu değişmelerde tabii. O şekilde devam etti 200 günümüz. Son olarak ablamın sizin de söylediğiniz gibi cildinde, konuşmalarında artık bir aydan iki aydan evet sonra daha belirgin değişiklikler oldu. X39 iyon bantımızda başladı. 200. gün yani. 200. gün şu an kullandınız. Karnosini de karnosin yeni geldi. Yeni. Bir ay oldu biliyorsunuz. Bunu bir aydır da bunu geleli kullanıyorum evet yani. Sonra bir tane daha kullanmıştık. Glutatyon. Evet. Glutatyonu kullandık bir aylık da. Dördünü kullanmış olduk. Evet, dördünü kullandık. Dördünü kullandık. Hadi yormayalım daha fazla. Tamam. Ben Koraltı'ya da çok teşekkür ediyorum. Sebahat'in ailesine, annesine, kardeşine bizlere bu fırsatı sunup Sebahat'le tanıştırdıkları için herkese güzel günler diliyorum. Sebahat'i takipte kalın. Hatunum. Ben. Harikasın, görüyoruz. Harikasın.